Efendim normal şartlarda böyle bir video çekme fikri hiç aklımda yoktu. Ama geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın hayatımıza girmesiyle birlikte Iron Man filmiyle başlayarak Marvel'ın tüm o filmlerini, dizilerini kronolojik sıraya göre izlemek istedim ve Iron Man filmiyle başladım. Iron Man filmini izledikten sonra da aklıma şey geldi. Ya dedim lan böyle çok güzel potansiyel olan bir karakterin neden adam akıllı oyunu yok? Ha zamanında Iron Man'in filmleri çıktığında, yani Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 çıktığında vesaire, onların adlarını taşıyan Activision adı altında yayınlanmış oyunlar çıkarılmıştı. Ama o oyunlar hani teknik anlamda da, sunum anlamında da, hikaye anlamında da, oynanabilirlik anlamında da çok çok beklentinin altında olan, sadece hani para kazanmak için yapılmış, markanın o zamanki sükse değerinden faydalanarak, filmini izleyenler oyunu da oynamak isterler, çocuk kitleye hitap etmeliyiz, onların hani oyun almasını sağlamalıyız diyerek satışa sunulmuş oyunlardı. Yıllar içerisinde bu süper kahraman oyunları, süper kahramanları konu alan oyunlar farklı farklı şekillerde karşımıza çıktı. Çok iyi olanlar da vardı mesela, keza son dönemde çıkan Spider-Man ve daha öncesinde çıkan işte Batman. Hatta yakın zamanda benim oynadığım Wolverine ve Deadpool bile, oyunları bile çok çok tatlı, keyifli oyunlardı. Ama hani Spider-Man çıtayı öyle bir noktaya getirdi ki sonra dedim ulan acaba Iron Man için de böyle bir oyun yapılır mı? Ve araştırdım. Aslında Insomniac Games Iron Man için böyle bir fikirleri olduğunu söylemiş ama hani 2018'de en son öyle bir demeç vermişler. 2018'den bu yana da hiç böyle ne Iron Man oyunuymuş vesaire konuşulmamış. En son bir VR oyunu PlayStation VR için çıkmıştı Iron Man'in. Ben de ona zaten kanalda yer vermiştim. Onun dışında Iron Man'le ilgili hiç şey yok. Oyundu, oyun yapılacak düşüncesiydi falan, hiçbir şey konuşulmamış. Neyse merak ettim işte, bunları araştırırken YouTube'da bir tane video geldi karşıma. Ben size geçtiğimiz aylarda bir Superman videosu oynamıştım. Bak cümleye bak. Superman videosu paylaşmıştım. Bir yapımcı, daha doğrusu bir Unreal Engine 5 kullanmayı bilen bir abimiz, zamanında çıkan Epic Games'in Matrix demosuna Superman'i koymuş ve o açık dünyada Superman'le gezebilmemizi sağlamıştı. Şimdi aynı kişi ya da farklı bir kişi bilmiyorum, Iron Man'i o dünyanın içerisine koymuş ve demiş ki aha abi alın oynayabilirsiniz. Uçuyorsan uç, işte sağa döneceksen sağa dön, epik iniş yapacaksan epik iniş yap vesaire vesaire gibi bir sürü şey koymuş oyun içerisine. Ben de denemek istedim. Hiç aklımda yoktu. Lan dedim ha gördüm hadi paylaşayım. Belki oynamak isteyenler olur diye de aşağıdaki açıklama kısmına oyunun linkini bırakacağım. İsterseniz oynayabilirsiniz. Bu arada bu sponsorlu bir video falan değil. Öyle Disney Plus'mış falan. Aşağıdaki açıklama kısmında Disney Plus'la ilgili bir link de göremezsiniz. Ben sadece hani içimden geldi. Paylaşmak istediğim bir oyun oldu. Sizlere sunuyorum şu anda. Keşke bir Iron Man oyunu yapılsa, hakikaten güzel olur. Ama yapılır mı bilmiyorum. Spider-Man'den sonra Insomniac Games o tarafa da bir el atar mı? Göreceğiz. Ama buyurun huzurlarınızda bu modlarıyla, yapılmış moduyla bir Matrix dünyası içerisindeki Iron Man. Let's go. Vucuz. Bak diğerine göre bu seferki daha şey. Hani arka tarafta müzik falan var. İşte robot diyorum, kostümün sesi falan çıkıyor. Daha bir hoş olmuş. Bak hareket ettiğimizde ayak sesleri, yere değdiğindeki işte ayak temas sesleri, üzerimizdeki kostümün sesi falan geliyor olması güzel olmuş. Böyle bir açık dünya Iron Man oyunu yapılsa, içerisine bir senaryo katılsa, tabii ki oynanabilirliği falan geliştirirse akar yani. Şimdi şurada Tab seçeneğine basalım. Ha ondan önce U'ya basayım. Ben sinematikte oynuyorum. Hani en üst grafik seçeneğinde. Artık bilgisayarınıza göre sizler de denemek isterseniz bu ücretsiz olan demoyu deneyebilir. Bilgisayarınızın özelliklerine göre sizler de seçim yapıp oynayabilirsiniz. Şimdi Tab'da belli başlı hareketleri gösteriyor. Kontrolcü ve PC için. Mesela şöyle bir armor değiştirme falan varmış. Ha. Bak demeyi çemiş armor vesaire, dur bir havaya zıplamamız lazım galiba onun için. O zaman ben bir kalkış yapıyorum müsaadenizle. Hop. Anam. Oy oy. O neymiş öyle? Bıçuu. Bak hazır. Hazır. Bu. İyiymiş la. Hop. Mesela nereye kadar çıkabiliyorum? Buraya kadar. Bence dahasına çıkmıyor ya. Yani
Çıkıyor gibi gözüküyor ama çıkmıyor bence. Bak bence hep aynı yerde kalıyoruz. Şimdi mesela gece gündüz yapabiliyoruz galiba. Oo! Bak bu seferki demoya daha çok çalışılmış. Bu açık dünyaya daha çok çalışılmış. Şöyle gündüz yapabiliyoruz. Şöyle duruş şekillerimizi değiştirebiliyoruz. Vay 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 vay. Peki lampetle neler yapabiliyoruz? Ona da bir bakalım. Onu da bir görelim. Şimdi numpad'le yani sağ taraftaki 1 2 3 4 5 sayılarıyla klavyede şey değiştirebiliyoruz. Bakın kostümü temizleyebiliyoruz. At şöyle yazıyor çünkü. Armor'u değiştirmek için 1 2 4. Aa 4'te böyle bir armor var. 5 5'te biraz daha kirli. 7 demiş. 7'de böyle bir armor var. 8'de de böyle bir armor var. Zırh. Peki. 2 dedim. 1 dedim. Şöyle. Let's go. Oo, kollarımızı öne alıp da uçabiliyoruz. Baksana şehrin muhtarı gibi vallahi. Hani bakıyor tepeden. Var mı lan aksak gedik bir şey? Gideyim müdahale edeyim hemen gibisine. Bakıyor bak bacakları kaldırışa falan bak. Hop. Bir. Bak. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Güzel. Bir. Tamam neyse. Şöyle büyük binaların olduğu yerlere gideyim. Bakayım bir. Süper iniş de yapacağım. Süper kahraman inişi yapabiliyormuşuz. Onu da yapacağım. Mesela gidip binaya çarpsam ne oluyor? Ama böyle ultra hızla. Bir cacık olmuyormuş. Yani şu grafikler güzel grafikler. Unreal Engine 5 motoruyla yapılmış iyi grafikler. Bu grafiklerle bir Iron Man oyunu gelse güzel olur ya. Hani yıllarca kötü oyunu oynanmış Iron Man oyunlarından sonra bir yeni Iron Man oyunu Unreal Engine 5 grafiklerle hoş olabilir. Gibi. Mesela şey oluyor mu? Arabanın üstüne düşebiliyor muyum? Bir arabaya çarpsam ne oluyor? Memur bey? Oy! Tampon gitti hocam. O araba kaybolur. Hiç olur o araba. Şey yapamıyoruz. Ateş edemiyoruz. Keşke ateş edebilsek. Ateş etme modülünü açmamış. Ah be kafayı vurduk. Ih. 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 Bir arabanın üstüne düşmek istiyorum ya, ne olacak? Koca araba nasıl? Tepene düştü koskoca Iron Man, nasıl gidebiliyorsun hala?
Vay arkadaş, ben böyle hizmet aşkı görmedim. Adam illa o siparişi götürecek. Biz o kadar müdahale ettik, hiçbir şey olmadı lan. Peki insanların... İnsanların içinden geçiyoruz ha. Hani insanlara çarpınca ne oluyor? Boys filmin dizisindeki gibi çarpınca paramparça ediyor muyum diye düşündüm, yok. Öyle şeyler yok. Peki, daha da uzatmaya gerek yok. Aşağıdaki açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Iron Man için yapılmış demo bu şekilde. Dikkatimi çekmişti görmüşken, sizlerle paylaşmak istedim. Hani bakıp bakmamak size kalmış. Farklı zırhlarla, farklı şekillerde sizler de bakmak isterseniz, bir dolaşmak isterseniz aşağıdaki linkte demoyu indirebilirsiniz. Yaklaşık 18 GB bir boyutu var bu demonun. Hani sadece etrafta dolaşıp uçup kaçabiliyorsunuz. Başka bir şey yapabildiğiniz yok, bilginiz olsun. Ben Iron Man 2'yi izlemeye devam ederken, sizlere bu videoyu izlerken sizlere de iyi seyirler diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Marvel evreninin filmlerine tekrar başladım. Bakalım şey olacak mı? Keyif alacak mıyım? İlk izlediğim kadar diğerlerinden. Ama Iron Man 1'i izlerken keyif aldım. Söyleyeyim yani, Robert Downey Jr. bambaşka bir adam. Her neyse. İzlediğiniz için sonsuza teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.